Şimdi aslında ideal savunma ikilisi kim olabilir e, derken haberin son kısmındaki bölüm benim biraz daha ilgimi çekti. Duruma göre Cener'in dinlenmesi durumunda. Zala aynı sol bek oynayıp e, Tisaran Serdar ikilisinin savunmada olması formülü de yine Erol Bulut'un düşündüklerinden e, biri olarak gösterilmiş. Ama size göre mantıklı olan acaba Bana göre mantıklı olan mevcutla devam etmek. Hı -hı. Gerçi şunu da söyleyelim. Hani Mevcutta Fenerbahçe'nin görece olarak daha az gol yiyor olmasının temel sebebi savunma ikilisinin müthiş kimyası falan değil. E Galatasaray'da da benzer bir durum var aslında. Evet. Muslera döndü, Altay coştu. Ya Altay inanılmaz kurtarışlar yapıyor Ezgi. Yani çok 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 üst düzey bir performans sergiliyor evet. ve maç kazandırıyor. Yani ben şu anda daha zaten son 5 maça bakarak e, Altay'ın kurtarışlarını arka arkaya koyarım, izlettiririm. Puan cetvelini koyar ve sana sorarım. Altay bu kurtarışları yapmasa Fenerbahçe puan cetvelinde nerede olurdu diye. Benzer bir performans her ne kadar yakın zamanda hatalı bir gol yese de e, Muslera'dan İşine da geldi. Geçerli. Muslera da maçların sonucuna etkileyen bir performans sergiledi. Bir de yeni transferlerin Onyekuru'yla Mustafa Muhammed'in golleriyle Galatasaray bir seri yakaladı evet. ve önemli galibiyetlerle e, averajla da olsa liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'de her ne olursa olsun Zalai kısa süre içerisinde Mustafa Muhammed'in eee santrfor mevkinde başardığını stoper mevkinde başardı. Ve hepimiz de biliyoruz ki daha doğrusu Zalai'yi yakından takip eden pek çok insan, yakından izleyen pek çok insan biliyor ki Zalai sol bekte de iyi performans sergileyen bir isim. Hı -hı. Bu sebeple bu kafa karışıklığını anlıyorum. Ama böylesine kritik bir haftada belki Göztepe maçı bir takım denemeler için fırsat olabilir. Hı -hı. E, yani ben bu e, banda hazırlayan Muhtemelen Ahmet Selim Kuldur tabii ki bu tabii istihbaratları ondan bu alıyoruz. istihbaratı yapan e, ve içine de biraz da yorum katarak e, bizlere sunan. Mantıklı bir zamanda yapıyor. Çünkü Göztepe maçı bir şeyleri denemek için de bir fırsat olacaktır Hı. diye düşünüyorum. Ama ben olsam e, hemen arkasından gelen Trabzon deplasmanı sebebiyle savunma ikilisiyle çok oynamam. E, dünyada işini bilen her teknik adam savunma ikilisiyle pek oynamaz takımın çoğunluğunu e, rotasyona soktuğu durumda bile bir kupa maçında diyelim e, savunma göbeğini bozmazlar hmm. çünkü o ikili birlikte ne kadar oynarsa mu ne kadar oynarsa iyi bırak ne kadar vakit geçirirse iyidir yani yan yan oturup çay içmeleri bile kıymetli bir zamandır e, çünkü o ikili takımın en önemli ikililerinden birisidir e, arkalarındaki kaleciyle birlikte yani ben mevcudun bozulmasını mantıklı bulmam Tisera'nın dönmesi önemli ve güzel Fenerbahçe açısından. Caner evet yaşı ilerlemiş bir oyuncu. Sol bekle ilgili alternatifler düşünmekte yerinde olur. Nova'nda durumunu göz önüne alınca çok yerinde doğru bir sorgulama. Benzer bir sorgulamayı orta saha içinde yapma soracağım. zamanı geldi. Şimdi acaba Göztepe maçı yine orta saha içinde bunu uygulamak için iyi bir maç mıdır? Zira Pelkas'ta da dönüyor. Pelkas'tan da iyi haber geldi. Şimdi Mesut Özil var artık. 11'e monte edilmeye başlandı. İrfan Can henüz denklemde değil ama Gustavo'nun da yokluğunda Ozanlı, Mesutlu, Pelkaslı bir orta saha acaba ne gibi denemelere açık olabilir bu maçta? Ne ilginç değil mi? Saymadığın iki isim pek çok takımda Fenerbahçe haricindeki pek çok takımda Belki Beşiktaş'ı bir kenara koyabiliriz. Hı hı. İlk 11 oynar. Mert Tabii Hakan Yandaş da Sosa'yı saymadın Ezgi. Evet. Mert Hakan Yandaş'ı gerçekten unuttum. Unuttun. Unuttum. Sosa'yı da gerek görmedin. Yani sosa'yı daha geride düşündüğüm için söyledim. Hayır yani anlatmaya evet, çalıştığım evet. şey burada. Ama Mert Hakan'ı unuttum gerçek. <laughs> yani Fenerbahçe'nin orta sahası hakikaten enteresan bir bolluk içerisinde. E, bazen eksikler kadar fazlalıklar da sorun yaratır. Hı hı. Şu ana kadar çok böyle büyük bir sorun yaratılmış gözükmüyor tek şey dikkat çekiyor Gustavo'nun yokluğu. Yani Pelkas ilk yarının en önemli performansıydı. Sadece Fenerbahçe için değil, Süper Lig için belki de. Ee, ama Gustavo'nun yokluğu yapısal sorunlara neden oldu. Yani Gustavo çok kritik bir evet. oyuncu. Gustavo'nun dönüşü Pelkas'ın dönüşünden o yüzden daha önemli. Daha önemli. Ama Pelkas'ın hazır olması muhteşem bir haber. Burada sorulacak soru şu. Klasik soru neydi? Sergenle Şifo bir arada oynar mı? Mesela <laughs> müthiş e, Türk futbolunun e, son e, 30 yılına damga vurmuş en önemli e, tırnak içinde mazur görsün seyircilerimiz geyik muhabbetlerinden biridir bu. Sergen'le Şifo bir arada oynar mı? Bir başkası vardır Aykut Kocaman döneminde. E, Mehmet Topal'la Josef de Souza birlikte o çok mu defansif olur gibi. Şimdi bunu hazırlanın aylarca konuşacağız. Olumlu ya da olumsuz ne olur bilmiyorum. Ama bunu tartışmaya açıyorum ve zaten açılacak da hani Ben açtım diye de olmayacak bu. Belkasla Mesut aynı anda oynar mı? Bir de İrfan can gelecek. Ben sana söyleyeyim. Üç Benim yanıtımı hatta. söyleyeyim mi? Oynar. Oynar. Peki nasıl bir formülde oynar? E, Belkası biraz sola atarsınız, biraz sistem değiştirirsiniz belki. Hatta az önce bir üçlü savunma olasılığından bahsettik. Bir elmas yani, sistemi hep söyleniyor yine aynı e, şekilde. Gerets mesela en son en başarılı uygulaması Türkiye'de. Erik Gerets'in Galatasaray'da uygulamasıdır. E, elmas sistemi yani e, dört baklava da denir baklava, ona evet. Yani elması baklava olarak aynı da şekilde, çevirebiliriz. Evet. E, yani, savunma dörtlüsünün defansif bir orta saha. Kanatları da kompanse eden ama iki iyi bekle... <laughs> ee, biraz daha iç oyuncuları dediğimiz iki orta saha Önlerinde forvet arkası dediğimiz işte Mesut gibi bir orta saha Ya da Talişka gibi bir orta saha Ki Talişka daha forvete dönük bir adamdır ee, Ya da Alex diyelim ee, Ve önlerinde iki forvet Ama kanatlarda çok ciddi yardımlaşma gerekir Sadece orta sahaya bırakamazsınız çünkü Beklerden de hatta o iki forvetten de çok ciddi kanat yardım almanız gerekir. Zor bir sistemdir. Diğer bütün sistemleri oturmak, oturtmak gibi. Çok Neden da olmasın? Çok bir sistem bu arada. Daha yani da enteresanı çok sahip olan bir sistemden bahsediyorum. Tabii ki. Mesela dünyada ve hele hele an itibariyle Türkiye'deki en popüler sistem ne? 4, 2, 2, 4, 2, 3, 3 1. 1. değil mi? Evet. Bunun en büyük belası iyi uygulandığında 3, 4, 3'tür. Hmm. 4-3-3 de olabilir. Ama onu iyi uygulaman lazım. İyi uygulayamazsan orta sahayı kaptırırsın gider. Bu sebeple, ya bu kadar da sıkmayalım insanları. Ama sistem değişikliği sinyalleri var Fenerbahçe'de. Çünkü Mesut'u oynatmak zorundasınız. Hani bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Ya yani Mesut Özil yani. Hacı gelmiş Galatasaray ne yapacak? Artık hani biraz daha bekleyelim, biraz daha bekleyelim. Hacı'ye göre bir takım kuracaksın. İşte Alex gelmiş. Fenerbahçe ne yapacak? E, Alex oynayacak ve diğerleri. Mesut Özil var ya takımda. Mesut Özil elbette oynayacak. Ama bir taraftan da 90 dakika oynayacak seviyede gibi de görünmüyor. Bana da görünmüyor. Yani ben entegrasyon sürecinin yanlış kurgulandığı Hı. kanaatindeyim. Yani Hatay maçı bence erkendi. 1-0 gerideyken 10 kişiyken Başakşehir maçında sürmek yanlıştı. Bence... Galatasaray derbisinde bir sıfır gerideyken kurtarıcı gibi sahaya atmak bence yanlıştı. O anlamda mesela Mesut'a göre sistemi değiştirmek için de acaba erken olabilir mi? Onu sormak istedim aslında. Hele 90 kor. dakika eğer oynayamayacaksa. Foto finish gidiyor. Hı hı. Yani üç büyük aynı puanda evet. Trabzon'da arkadan bangır bangır geliyor. Bu akşam da maçı var. Hı hı. Kazanırsa yine üç puana inecek. Beşiktaş bay geçiyor. Evet. Beşiktaş'la üç puana indirecek Trabzon kazanırsa bir kere. Yani yere göğe sığdırılamayan Beşiktaş'la maç eksiği, maç fazlası kimse bakmaz. Bakarsın puan cetveline 3 puan. Bunlar psikolojik e, psikolojik avantajlar yaratır insanlara. Yani e, burada Mesut Özil'in kesin oynayacağını, Gustavo'nun kesin oynayacağını düşünüyorsak ki düşünüyoruz. Hı hı. Bunun aksini düşünen yok. E, Pelkas da çocuk da yani daha çok ne çok yapsın onda. harika oynadı. Evet. Ama nasıl gelecek? Pelkas belki hemen sakatlığı geçer geçmez ilk maçta 11 olmayabilir. Ama Erol Bulut'un çoktan pelkaslı ve mesutlu bir 11'in hazırlığını yapmış olması lazım teknik ve taktik açıdan. Ben şunu da merak ediyorum. Pelkaslı mesutlu bir sistem oluşturulacaksa ve eğer bu iki oyuncu birlikte oynayacaksa muhtemelen kanatta da bazı değişiklikler olacak. Şimdi bu noktada acaba... E, Osay mı devre dışı kalacak yoksa Valencia mı yoksa Tiyan mı? E, bu da merak edilen bir konu. Bu arada dün Osay Samuel'in de açıklamaları oldu. Emre Berezoğlu dışında değerli izleyenler transferinde Mesut Özil'in çok büyük etkisi olduğundan bahsetti. Ama acaba Mesut Özil'in gelişi Osay'ın yedek kalması anlamına da bir anda gelebilir mi? E, bunu konuşalım istiyorum ama gelin önce Osay'ın açıklamalarına bir bakalım. Um, you know, be you know, keep working hard and doing the right things. Evet aslında hızlı gelişti. Söylemiş olduğum gibi geldiğimden bu yana e, burada gerçekten çok iyi karşılandığımı düşünüyorum futbolcular tarafından. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Kendimi burada gerçekten çok rahat ve iyi hissediyorum buraya geldikten sonra. E, tabii ki de iyi oynamak için kendimi geliştirmem gerekiyor ve e, iyi şeyler yapmak adına, kendimi geliştirmek adına da burada olduğum müddetçe çalışacağım. Evet aslında ana sebep e, sportif direktörümüzün Emre Berezoğlu'nun görüşleriydi, konuşma şekliydi, menajerimle de aynı şekilde görüştü ve benim burada kendimi geliştirme imkanımın olduğunu da menajerimle beraber paylaştıktan sonra...